Herkese merhaba. Günlerden 31 Mart 2021. Haftanın ikinci ayın son manşet yayınıyla karşınızdayız. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar dedik. Niye böyle dedik? Yayını takip ettiğinizde göreceksiniz ama ondan önce son dakika gelişmeleriyle başlayalım. Alican Can Uludağ'ın tweetinden öğreniyoruz. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin hazırlanan iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine oy birliğiyle karar verdi. Yani Anayasa Mahkemesi HDP kapatma davasını kabul etmedi. Başsavcılığa iade etti. Şimdi ne olacak? Dava açılmadı. Şimdi ne olacak? Ya başsavcılık iddianameyi tekrar yazacak, Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek. İhtimal mi? İhtimal ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karizması fena halde çizilmiş durumda. Doğru bir iddianame tanzim edemediği için. iki HDP'yi kapatmak için bir dava açmaya gerek görmedi. O iddianameye bakarak Anayasa Mahkemesi bir de işin böyle bir tarafı var. İktidar gerçekten istedi mi istemedi mi ya da son dakikada fikir değiştirdi de Anayasa Mahkemesine böyle bir ultimatom gitti. Öyle mi karar alındı? Bilinmiyoruz. Bilmiyoruz. Ankara'da Türkiye rejiminde her şey mümkün. Fakat vak'a bu Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını açmayı reddetti. Dosyayı Yargıtay'a iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da varsa bir karizması fena halde çizildi. Ergun Babahan demiş ki bir başsavcı düşünün ki kapatma davası gibi hayati bir iddianameyi usulüne uygun yazamıyor. Aynen öyle. Bir başsavcı düşünün ki yani Türkiye'de hukuk gerçekten artık kritik etmenin vakti geçti. Neden? İşte bu hadiselerden dolayı. Neden? Sadece bir örnek vereceğim. Bir yıldır süresi dolduğu halde tahliye bekleyenler için adalet nerede diye soranların sayısı yüzleri geçti. Bunlardan biri de gazeteci Hanım Büşra Erdal. Programlarıma çağırdığım, şahsen de karşılaştığım bir gazeteci, meslektaşım. Bir yıldır cezasını doldurduğu halde içeride tutuluyor. Tahliye edilmiyor. Ya nasıl bir hukuk? Nasıl bir yargı düzeni? Hani zaten hani düzmece mahkemelerinizde düzmece iddianamelerle birilerini düzmece suçlarla suçlayıp düzmece bir infazla yıllarca esir alıyorsunuz. Sonra düzmece mahkemelerinizin düzmece kararları sonucu düzmece infazlar gerçekleşiyor, bitiyor ve neye dayanarak bu kişileri içeride tutmaya devam ediyorsunuz? Cevap yok. Ama bir başka son dakika gelişmesi var ki evlere şenlik. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar yavaş yavaş anlayacaksınız. Niye böyle bir başlığı artık? Türk medyasının haberi yok sanırım diyor Kerim Has. Kazak medyası Ruslara atıfla Erdoğan'ın 30-31 Mart'taki Kazakistan ziyaretinin iptal edildiğini yazıyor. 2021'in ilk yurt dışı ziyaretinde Erdoğan Kazakistan'da Türk konseyi gayri resmi zirvesine katılacaktı. Evet. Türkiye'ye döndüğünüzde Öznur Kalender'in çizgileriyle bir koronavirüs risk haritası kıpkırmızı olmuş bir ülke haritası söz konusu. Karikatürü çizilen şahıs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fena halde yıprandı. Bir kabine revizyonunda değişirse hiç sürp sürpriz olmaz. Ama Sağlık Bakanı yıprandı diye Sağlık Bakanı'nı değiştirmek mevcut politikayı, mevcut politikada yeni bir beyaz sayfa açmak demek mi? Hayır değil o bir günah keçisi sadece. O arada Almanya'da Sputnik Almanya Sputnik 5 için harekete geçmiş. Doçevel'den okuyorum. Sputnik 5 Avrupa bir, Rus yapımı bir aşı. Hatırlayın bu ilk çıktığında muazzam bir güvensizlik söz konusuydu ve otomatikman Rus yapımı aşı olur mu canım yani bu hikaye falan deniyordu. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik 5'in sipariş edilmesine dönük çalışmalarını başlatmasını istemiş. Kim? Almanya. Yani Almanya AB'ye diyor ki bu Rus aşısını biz ithal edelim ve bakalım yani uygun mu değil mi? Ee, bu konu yani aşı konusu çok politik. İlerleyen dakikalarda zaten bunun nasıl politize edildiğini ve nasıl böyle e, bir para kazanma aracı ve bu işin ekonomisi üzerinden nasıl... ...işlemler yapıldığını ülkeler arası veya uluslararası... ...onu anlatmaya çalışacağım. Dünya kapandı, bir yılı doldurdu. Bunun ekonomik ve elbette sağlığı, sağlığa yansıyan ve elbette sosyal nedenleri var. Fakat aşı meselesi hala aşılabilmiş değil. Aşılamadığı gibi de muazzam politik oyunlar dönüyor. Muazzam ekonomik, parasal oyunlar dönüyor ve siyasi oyunlar dönüyor. Rus aşısı Ağustos ayıydı yanılmıyorsam, Ağustos 2020 çıktığı ve onaylandığı Rusya'da Rusya'da onaylandı ve Rusya'da uygulanmaya başlandığı söylediğinde dünyaya muazzam bir güvensizlik dalgası yayıldı ve herkes reddetti. Şimdi ne no oldu da 8 ay sonra biz Sputnik 5'e bakalım diyorsun ey Avrupa Birliği. O arada hatırlatalım. Oxford AstraZeneca aşısı Almanya'da tekrar kıza çekildi. Yani o da gidip geliyor. Ya İngiltere ile ilgili bir problem mi? Oxford AstraZeneca aşısı ile ilgili bir problem mi? Aşının kendi kendi ile ilgili bir problem mi yoksa koruma koşulları veya saklandığı kapla veya saklandığı ortamla ilgili konular mı bilinmiyor. İşte kimilerinin e, beyin damarlarında tıkanmaya yol açıyor falan gibi bir gerekçeyle. Ama dediğim gibi bunların ne kadarı bilimsel ve ne kadarına güvenmeliyiz ve e, neye göre hareket etmeliyiz bilmiyorum. Son bilgi. Düne kadar uygulanan Oxford-AstraZeneca İngiliz yapımı Oxford-AstraZeneca aşısı Almanya'da kıza çekilmiş efendim bir süre durduruluyor Avrupa Birliği'nde tabii elbette böyle şeyler var. Pfizer-BioNTech ile ilişkin bir şey gelmedi. Pfizer-BioNTech zannediyoruz bugüne kadar e, güven anlamında en güvenilir aşılardan biri. Birazdan bu aşı konusuna tekrar bakacağım. Bu e, Rus aşısından hareketle. E, Rus aşısından hareketle söylemem gereken şeyler vardı. Onları söyledim. Birazdan aşı konusuna tekrar bakacağız. Gazete kapaklarına bakınca, fakat bir son dakika haberi gene İngiliz Reuters haber ajansından geldi. Ee, Naci Ağbal'la ilgili, görevden alınan Merkez Bankası ile ilgili e, bilgi bu. E, Reuters'ta yapılan e, analize göre. Naci Ağbal'ın görevden alınmadan iki gün önce yaptığı son faiz artırımı bardağı taşıran damla olmuş. Ve yine başlıkta da geçtiği gibi 130 milyar doları araştırdığı için gönderildiği demişti. Onun onunla ilgili bölümü okuyalım. Adının açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan üç kaynak Ağbal'ın 2019'da al bayrakın yani Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanlığı döneminde başlayan ve ülkenin döviz rezervlerinde yaklaşık 130 milyar dolar kayba neden olan döviz satışıyla TL'nin değerinin korunması politikasını inceleme kararı Şubat ayında Erdoğan'ın dikkatini çekti, Cumhurbaşkanlığında rahatsızlık yarattı. Evet. Kaynaklardan biri diyor ki bu rahatsızlığı oluştu mu? Evet bence oluştu. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bu etkili konulardan biriydi. Diyor, evet. Yeni Merkez Bankası, Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan yeni isimle de Şahap bilmem kim unuttum adını çok hatırda tutmayalım sürekli değişeceği için. Ee, onunla da Erdoğan'ın külliyede iki kere Ocak ve Şubat ayında bu haberde değil... Başka bir kaynaktan söylüyorum. Ocak ve Şubat ayında iki kere özel görüştüğü söyleniyor. Muhtemelen Erdoğan, e, Naci Ağbal'ın yerine yapacağı atamayı Ocak-Şubat aylarında şekillendirmiş efendim. Evet. Gazete başlıklarına geçelim. Aşı çalışmalarımız tamamlandığında insanlığın kullanımına sunmayı öngörüyoruz demiş doğru haberin manşetinde Erdoğan. Sen önce bir aşıyı geliştir de insanlığın çabasına, kullanımına sunarsın, sunmazsın ona bakarız. Ayrıca onu da bedava sunmayacağını herkes biliyor. Yeni anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimiz. Ee, bu birkaç stratejik hedef açıkladı Devlet Bahçeli. Bundan ikincisini Sabah Gazetesi öyle çıkarmış. Ee, Erdoğan'ın gazetesi, aile gazetesi. Bu açıdan dikkate değer. Yani Erdoğan yeni anayasa çalışmasına... Türk tipi başkanlık modelini sürdürecek ve belki de altını tahkim edecek yeni anayasa çalışmasına çok önem veriyor. Ondan dolayı da Bahçeli'nin açıkladığı stratejik hedeflerden en önemlisi olarak bunun altını çizmiş. Bakalım ne olacak? Yeni mesaj ekonomi girdapta manşetiyle çıkmış bugün. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Onun yerine Mustafa Duman atadı. Atandığı, atama sonrası dolar TL kuru adeta roketleyerek 8.45'e yükseldi diyor. Yeni Yaşam'ın sür manşetinde Selahattin Demirtaş var. Gazeteye özel açıklamalarda bulunmuş. HDP'ye yönelik ee, kapatma davası ile ilgili konuşmuş ama şimdi artık o laflar düştü çünkü kapatma davası Yargıtay'a iade edildi. Fakat orada şunu söylüyor. Biz diyor... Ee, eğer diyor çözüm sürecinin partneri olduğu için HDP'yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP'yi de kapatmaları gerekir. Belki de anayasa mahkemesi bundan dolayı iade etmiş de olabilir. Yani şimdi biz HDP çözüm süreci falan filan apoyla verilen fotoğraflar şu bu falan bundan dolayı bu partiye yürüyeceksek, bundan dolayı biz bu partiyi kapatacaksak ya arkadaş AKP'ye de dalmamız lazım dönemin hükümeti. Yani çünkü bunlar, yani HDP gidecek savunma verecek o savunmalarda HDP bunları anlatacak falan. Dolayısıyla kapalı kapılar ardında ya biz bir halt ettik ama çok da doğru olmadı geri çekelim olabilir. Yani bu da ihtimal dahilindedir. Neden? Çünkü Ankara öngörülemez bir noktada. Ankara artık rasyonel değil, epey bir zamandır irrasyonel. Dolayısıyla öngörülemez bir Ankara HDP'yi kapatmak için yola çıkar, 3 gün sonra da vazgeçtim der çeker bunu. Olabilir. İrfan Fidan'ın İstanbul Başsavcısının HDP Anayasa Mahkemesine yeni üye yapıldığını da hatırlatalım yani. Başkanın nasıl rüküye eğildiğini de o fotoğrafı da hatırlatalım. Bir gün gazetesi vakaları patlatan işte bu arsızlığınız demiş Sağlık Bakanının fotoğrafı eşliğinde. Plansız programsız normalleşme sadece bir ayda ülkeyi uçurumun kıyısına getirdi. Salgınla böyle mücadele edilmez diyor. Yeni Asya manşette iktidara güven kalmadığı demiş. Mak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat. Yeni Asya'da İbrahim Özdebak karikatürü ise usta bu tablo ne diye soruyor? Kızıl Deniz'de bu olan, boğulan korona. Kıpkırmızı olan Türkiye haritasından hareket ile Cumhuriyet Gazetesi manşetten o koltukta oturamaz. CHP lideri Kılıçdaroğlu Montrö'nün önemini bilmiyor Boğazlar Sözleşmesi. Montrö'nün önemini bilmiyor dediği meclis başkanını böyle eleştirmiş. O koltukta oturamaz. Kellim kellim la yenfa. Konuş konuş boş. Ey ana muhalefet lideri ki yeni sistemde ana muhalefet diye bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum siz meclisi tanıdığınız sürece, siz TBMM Başkanı ile oturup kalktığınız, sarayla oturup kalktığınız sürece, saraydan gelen her şeyi, bunlardan gelen her şeyi oturup değerlendirmeye aldığınız sürece ne sizden bir cacık olur ne de işte işler yoluna girer. Kusura bakmayın. Türkiye'nin en temel sorunlarından biri artık rejim sorunu değil, muhalefet sorunu. Celalı Taş devri yeni çağ karikatüristi Emre Ulaş çizmiş. Efendim istediğiniz gibi her şeyi size bağladık. Peki şimdi devleti kim yönetecek? Evet. Her şeyin bağlandığı Erdoğan. Çok güzel bir karikatür. Günün karikatürü, günün anlam ve önemine ilişkin veya haftanın anlam ve önemine ilişkin harika bir çizgi diyebilirim. Her şey, her şeyin bağlandığı Erdoğan fotoğrafı. Her şeyin bağlandığı Erdoğan. İşte her şeyin bağlandığı Erdoğan diye bunun altına başlık atabilirsiniz. Sözcü manşet Merkez Bankası'nda değişiklik yapıldıkça TL kaybediyor. Dokunursan merkeze rezil eder herkese. <laughs> Bunlar da işte efendim merkezden gelip geçenler. Murat Çetinkaya ki bu başkan yardımcısı Murat Çetinkaya ile isim benzerliği var. 3 yıl 2,5 ay. Murat Uysal 1 yıl 4 ay ki bunlara birinci Murat ikinci Murat deniyor. Naci Abal 4,5 ay. Kavcıoğlu 12 günlük. Yeni Merkez Bankası yardımcısı da işte Duman filan kesinti başladı işsizlik sırada manşetiyle çıkmış evrensel kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün son buluyor. Belki de bundan dolayı hoş AKP kongreleri bitti e, ted tedbirler tekrar e, yola çıktı gibi bir değerlendirme var, katılırım ona ama bir nedeni de bu sıkı tedbirlerin bir nedeni de kısa çalışma ödeneği uygulaması bugün son buluyor. E, yani hem tedbirleri sıkılaştırıyorlar, Sadece hafta sonunda sokağa çıkma yasağı koyuyorlar. İşleri yani ekonomi rayları, rayında dönsün istiyorlar. Teravih namazı bile iptal edilmiyor falan neyse. Yani çarklar dönsün fena halde kötü durumdayız. Kısa çalışma ödeneği de bitiyor. Dolayısıyla biz e, tatil edemeyiz. Biz işletmeleri e, kapatamayız. Hafta sonuna işte sokağa çıkma yasağı koyacağız. Dolayısıyla çarklar dönmeli. Yani battık zaten kasada da para yok filan. Sümbül ailesi niye hedef diye sormuş yeni özgür politika gazetesi. Geçen haftadan beri bu gazeteyi de okumaya başladım. E, Kürt siyasal hareketinin yeni yaşamdan sonra ikinci gazetesi. Karayazı e, köyünde yaşayan e, Sümbül ailesinin evi polis tarafından dokuz kez basıldı. Son baskında evin etrafı kazıldı ve aile ölümle tehdit edildi. Sümbül ailesi şimdi kendilerini istihbarat polisleri olarak tanıtan kişilerin hedefinde diyor. Ailede hapis cezası almayan kalmadı bir diğer başlık. Zulüm, baskı, şiddet her yerde. Nefes alınamaz bir hale geldi ülke. Lebe alep kırmızı manşetiyle çıkmış korkusuz olacağı buydu. Hınca hınç dolu, dolu parti kongreleri sonucunu verdi demiş. İki haritayı karşılaştırmış korkusuz gazetesi güzel yapmış. 26 Şubat 2021 böyleydik. 29 Mart 2021 bu hale geldik diyor. Milli Gazete ki hükümetin artık yeni ortağı diyebiliriz daha doğrusu kabinede ya da işte Cumhur İttifakı'nın hükümet yok da Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Çin İslam dünyasını kuşatıyor demiş. Kuşatıyorsa kuşatıyor yani. Sen de bir şey yap ona karşı. Ya çok tuhaflar. İslam dünyası diye bir dünya yok. İslam birliği diye bir birlik yok. Çin'in İslam dünyasını kuşattığı falan da yok. Ama işte milli görüş bin yıllık hikayeyi Çığırıp duruyor. Posta Gazetesi'nden getirelim. Sprey aşı için çalışmaya devam et, e, e, devam demiş. Siz o enjektörlü sürü bit, bulun da spreyi sonra bulursunuz. Her 100 aşıdan 76'sı 10 ülkede Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşıları ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmış. Her 100 aşıdan 76'sı 10 ülke arasında paylaşılıyor. E öyle. Parayı olan düdüğü çalıyor. Mutasyon oranı %75'e yükseldi. Sağlık Bakanı'nın lafı ama. Antalya Belek'te ne maske ne mesafe dikkat çeken bir fotoğraf. Geçen hafta 5 yıldızlı bir tatil köyü 2 farklı salonda 2 farklı firmanın 3 gün süren toplantısı yapılmış. Bala bala 1200 kişi sosyal mesafeye dikkat etmediği gibi maske takanların sayısı da azmış. Deyecek bir şey yok. Sizi fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Baktınız mı yeterince? Kocadan bu görüntüyü unutun mesajı gazete pencerenin sür manşeti. Evet kendisine soruldu. Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok dedi. E, ne desin yani? Başa döndük. Naci balın görevden alınmasının ardından başlayan gerginlik ikinci haftada da yatışmadı. Dolar Kasım seviyelerine geri geldi. 8 lira 75 şey 45 kuruşu gördü diyor Dolar 8.45'e dayandı. Vatanı satan kim diye sormuş TR724 manşette ama fotoğrafını da basmış. Evet. Bu fotoğraf çok e, enteresan. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı e, resmi sitesinde yayınlanan bir fotoğraf. E, adeta e, nasıl çıkacağız biz bu işin içinden bakışı. Bakın. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden bakışı? Erdoğan fotoğrafa öyle bir bakıyor ki. Kendi yayınladığı fotoğraf. Kıpkırmızı olmuş Türkiye. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bakışı? Evet. Türkiye'de birkaç şey konuşuluyor. Biri mesela kabine revizyonu. Bir şey söyleyeyim. Benim bu kadar tecrübemden hareketle kabine revizyonu olduğunda görürsünüz. Bir bu. İkincisi... Ee, kabineye girmek isteyenler bir dedikodu yayar. Kabineden götürmek istedikleri için de medyası bilmem neyi başka bir dedikodu yayar. Bir sürü ayak oyunu döner bu hikayede. Çok da bel bağlamayacaksınız çıkan kulislere. 3. Kabinede biri gitse biri gelse ne yazar? Her şeyin sorumlusu orada duruyor. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorsunuz da yani tek adam bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı yardımcısını değiştiriyor. Merkez bankasının Başkanı'nı değiştiriyor. Bir kararname ile mecliste çıkan 2011-12 tarihli İstanbul Sözleşmesi'ni lavede veriyor. Her şey oradaki adamda bitiyor yani. İstediğiniz kadar kabine revizyonu konuşursunuz konuşun. Evet, kongreler bitti, sokağa çıkma yasağı geldi. Doğru, katılırım bu yoruma. Fakat bir diğer tar tarafı da şu, Mutasyon deyin, ne derseniz deyin. Hangi haberi okursanız okuyun. Aşılanmanın önemi ve sosyal mesafe vesaire konularına dikkat etmenin önemi. Ben Türkiye'de bağımsız YouTube yayıncılarının çok sayıda videosunu seyrediyorum. Gazetecileri falan karşıtmıyorum. Böyle YouTuberlar var. İşte kimi kendi günlük hayatından bahsediyor, kimi bir ev kadını, her gün ne yaşamışsa paylaşıyor, koyuyor videosuna. Kimi trafikte bir şoför. O da işte trafikten manzaralar paylaşıyor. Kimi bir esnaf falan. Bunlar YouTube'a çektikleri videoları koyuyorlar. Sosyal ağlarda da paylaşanlar oluyor falan. Tamamen böyle hani e, lay lay videolar. Bazısı denk geldiğinde bakıyorum. Güncel videolara bakıyorum. Türkiye'de hayat aşağı yukarı... Yani e, hayatın nasıl böyle devam ettiğini hayret ediyorum. Dükkanlar açık, mekanlar açık, insanlar caddelerde böyle... Eee muazzam yani maske takma oranı düşük filan ya diyorum burası nasıl bir şey yani, yani olur işte böyle kıpkırmızı olur harita. Bakın ben İngiltere'de yaşıyorum 5 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve bir yıldır her şey durmuş durumda. Tamam hiçbir zaman sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi bu ülkede bildiğim kadarıyla Almanya'da da ilan edilmedi başka Avrupa ülkelerinde de öyle belli kısıtlamalar gelmiş olanlar var ama bildiğim kadarıyla İngiltere'de mesela biliyorum ilan edilmedi. Almanya'da biliyorum ilan edilmedi. İki büyük ülke. Ama kısıtlamalara insanlar öyle uyuyorlar ki bütün dükkanlar kapalı. Berberler kapalı, insanlar tıraşını kendi oluyor. Ne bileyim restoranlar kapalı, publar, kafeler her yer kapalı. Sadece TKV away dediğimiz yani paket teslimi yapan veya paket satışı yapan şeyler açık. Ve bu neredeyse bir yıldır yazın bir iki ay müstesna bir yıldır böyle devam ediyor. Yazın bir iki ay müstesna. Her yerde bir serbestleşme oldu yazın. Temmuz Ağustos aylarında kabul edelim. Tamam sokağa çıkma yasağı öyle bir yasak yok ama yani insanlar tamam köpeğini gezdiriyor, yürüyüşe çıkıyor, bisikletle çıkıyor. Güzel şeyler bunlar ama yani marketlerden her şey kapalı artı 3-5 kişinin bir araya gelip bir tören yapmasına izin verilmiyor. Bir toplantı yapmasına izin verilmiyor. Her şey online yürüyor. Evden çalışmaya döndü. Yani bazı sektörlerde yüzde %50, bazı sektörlerde yüzde %30 evden çalışmaya döndü her şey. İnanamıyorum. Türkiye'de hayat nasıl böyle devam ediyor yani? Çok tuhaf. Çok tuhaf. Böyle iç içe insanlar. Sadece AKP kongresi değil ki. AKP kongresi bizim canlı yayınlarda, bütün televizyonlarda bas bas gözlere soktukları bir konu sadece. Çok tuhaf. Cenaze yapamıyorsunuz. Düğün yapamıyorsunuz. Bir ev partisi bile yapamıyorsunuz. Yeni İngiltere'de pazartesi gününden itibaren evlerde değil, evlerin dışında ya da parklarda altı kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Dışarıda, açık havada altı kişinin bir araya gelmesine yeni izin verildi pazartesi günü. Bu ne rahatlık. Yani. Sonra da böyle bakarsınız. Nasıl çıkacağız bu işin içinden. Böyle bakıyor Erdoğan'ın kıpkırmızı Türkiye haritasına baktığı an. Şimdi İbrahim Melik Gökçek e, diyor ki işte biz diyor kongre salonunda toplandık falan filan diye bizi eleştiriyorlar ama bütün delegeler genel merkezde covid testi yaptırdık. Tek covidli delege yok falan. Zaten bütün delegeleriniz ve herkes Pfizer-BioNTech aşısı oldu. Yani o oyunuyla haklı. AKP AKP kongresine gelenler ve şeyde hem ne testte ne aşıda sıkıntı yok diyor. Nereden biliyorsun bunu? Pfizer, BioNTech açısından biliyorsun. Birazdan geleceğiz. Fakat AKP İstanbul İl Başkanlığında 37 kişiye korona ter koronavirüs test sonucu pozitif çıkmış. Bazıları ya aşı olmamış ya da aşı olduğu halde aşı zaten hani %90 etkili diye bir şey var. Yani %90 etkili demek %10 etkisiz demek. Yani %10 bulaşma riski var demek. O çerçevede de bulaşmış olabilir. Ayrı bir konu. Haberiniz var mı? Türkiye'ye 2.8 milyon toz, doz Pfizer Biontech aşısı geldi ki bugüne kadar dünyada açık ara en etkili aşı olduğunu söyleyebilirim. Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacakmış. Pfizer Biontech aşısı vurulan var mı Türkiye'de kaç kişi? AKP teşkilatları hariç. Kendilerine Pfizer Biontech vatandaşa işte Banu Güven paylaşmış. Biontech aşısının Amerika'da 12-15 yaş grubunda 2260 çocukla yapılan araştırmada %100 etkinlik gösterdiği açıklanmış. Çocuklarda etkili olması önemli çünkü çocuklara hangi aşa vurulacak bir tartışma konusu. Türkiye, Biontech Pfizer'la 30 milyon doz için opsiyonla anlaşma imzaladı. 2.8 milyon doz şu an depoda. Nisan'da hedef 4.5 milyon doza varmak biraz önce verdiğim haber. Pfizer-BioNTech olay bu yani. Görülüyor. Çocuklarda da yüz etkin. İngiltere'de e, Ağustos ayına kadar bütün artık çocuklar dahil herkesin nüfusu aşılamayı hedefliyor ki Eylül ayından itibaren adada en azından. Dünyada dönmese bile İngiltere adasında Büyük Britanya'da yaşam normale dönsün her şeyiyle. Avrupa'da son 24 saatte en çok yeni koronavirüs vakası görüyorsunuz. İlk sırada Türkiye var 37 bin. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Ee, geçtiğimiz yıl bu vakitlerde Ramazan ayı başlarken Türkiye'de günlük 3 bin vaka olduğu söyleniyordu. Teravih yasaklandı. Şimdi Türkiye'de 37 bin vaka olduğu söyleniyor. Teravih serbest. Yanlışsam düzeltin. Bu nasıl oluyor? Yani vaka sayısı 10 katına çıkmış teravih serbest. Teravih e, din ule, ulemasına bırakılacak bir konu değil. Çünkü sünnet. Bunun için ulema olmaya gerek yok. Farz değil. Dolayısıyla terk edilebilir. Ramazan orucu farz evet. E, fakat teravih farz değil. Terk edilebilir. Bunun için ulemaya danışmaya, diyanete falan görüş sormaya da gerek yok. Hele hele devlete sormaya hiç gerek yok. Ama deminden beri verdiğim grafikler ve deminden beri verdiğim fotoğraflar eşliğinde herhalde teravihin cemaatle teravihin terk edilmesi icap ediyor. Kendi evinde kıl ayrı bir konu. Suudi Arabistan'da 10 rekata düşürüldüğü gibi bilgi var. Durmuş Yılmaz ellerinden bir şey gelmediği anlaşıldı. Her konuşmalarında yurttaşın masasındaki 5 zeytinden 3'ü yok oluyor. İnanın siyasetçi sussa Merkez Bankası yönetimi sadece yetkin uzmanlarının önerdiği önerdiğini eyleme koysa kesin her şey şu andakinden daha iyi olur diyor. Doğru eski bir Merkez Bankası Başkanı olarak Durmuş Yılmaz doğru söylüyor ama dediğim gibi Ankara'da öngörülemez bir idare, bir rejim ve elbette bir ekonomi yönetimi var. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar derken biraz da bunu kastediyorum. Erdoğan sürekli aynı şeyi söylüyor. Erdoğan işte bu 29 Mart'taki, dün değil evvelki günkü açıklaması. E, vatandaşlarımıza ellerinde tuttukları altın dövizleri ekonomiye kazandırmaları çağrısını tekrarlamak istiyorum. Geçen hafta bu çağrıyı yaptı. Ardında Merkez Bankası Başkanı aynı kelimelerle yaptı. Bir kere daha Erdoğan söylüyor. Yani ne olacak? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de çökecekler. İş oraya gidiyor yani. E, vatandaşın, bakın, kelimelerimi seçerek kullanıyorum ama... Bankadaki döviz, ba, vatandaş bank, va, vatandaş bankada dövizi olduğunu zannediyor ama ben o dövizin çoktan eridiğini düşünüyorum ve bunu ezbere söylemiyorum. Pek çok ekonomistin anlatımlarına ve analizlerine dayanarak söylüyorum. Vatandaş bankadaki dövizini çekmeye gittiğinde döviz olarak alacak mı? Bakalım. E, döviz olarak almayacak. Vatandaş bankadaki dövizini çekmeye gittiğinde Hele bu konuda bir böyle şey olduğunda, hareketlenme olduğunda e, o günkü kurdan veya belli bir sabit kurdan banka çevirip dövize öyle verecek. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan çekirge bir sıçrar iki sıçrardan kasıt o. Vatandaşın bankadaki döviz mevduatı dolarsa 7 buçuktan falan neyse bir kurdan çevrilecek. Bu net. Ayrıca bildirilmeyen altın döviz kasasında tuttuğu herhangi bir şey ona da Tedbir geliyor. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan, söyleyeceğim bu yani, başka bir şey değil. Halkta ciddi öfke birikimi var demiş Ali Alper Alemdar. Fakat muhalefet her zamanki gibi bırakın bu öfkeyi bir politik dalgaya çevirmeyi, bu dalgayı seçimde gidecekler söylemiyle pasivize ediyor. Haklı. İlk seçimde gidecekler diyor muhalefet. Bekleyin siz. Tuğçe Varol, Tayyip Erdoğan'ın bir sabah uyanıp aman Lozan'dan da Montre'den de sıkıldım deyip yırtıp atabileceğini ve buna zeka ehliyetinin de siyasi gücünün de elverişli olduğunu kabul edin artık. Biz zahmet ona göre pozisyonunuzu belirleyin demiş. Adeta haykırıyor ama ne çare. Birkaç yurdum tablosu, üç kızına, üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen baba tahliye edildi. İstanbul Sözleşmesi olsun veya olmasın. Bu karar olacaktı ve oldu alınacaktı ve alındı. Şiddetin, çocuğa şiddetin, tecavüzün, kadın haklarının vesaire, insan haklarının, bırak kadın haklarını, insan haklarının yiçe sayıldığı bir ülke Türkiye. Bu da işte Kürşat AKP'de koka, kokain çekerken Ali Can Ulusoy'un Emniyet Nezarethanesi'nden şey, adliyeden çektiği fotoğraf, özel fotoğraf, Kürşat'ın fotoğrafı. Ali Can Uludağ paylaşmış Twitter adresinde, onu da bu, böylelikle e, ismini anarak paylaşıyoruz. Kürşat hadisesi, Kürşat hadisesi çok konuşuluyor ama ben bu Kürşat hadisesiyle ilgili pek konuşulmayan e, iki konuya daha dikkat çekeceğim. Vatandaşın kullandığı uyuşturucu kokain. Dolayısıyla kokain öyle kolay uyuşturucu, kolay ulaşılacak falan bir madde değil ki zenginle bunun için iyi zengin olmanız ve bağlantılarınızın olması gerekiyor. İşin bu boyutu atlanıyor bir. ikinci boyutu da bir önceki yayında da söylemiştim. Bu görüntüyü kim çekti ve niye servis etti? İçeride ciddi bir AKP içinden çöküyor derken kastettiğim de oydu. İçeride çok ciddi bir idrar yarışı ve çok ciddi bir güç mücadelesi var. En güvendiğiniz insana bile güvenemediğiniz bir dönem. Yeni Şafak yazarı demiş ki kim olduğu önemli değil. Tarkan şöhretin zorluklarından dolayı bir dönem esrar kullandım. Şimdi vallahi içmiyorum diyerek sıyırmıştı meseleden. Mesele Tarkan değil. Tarkan uyuşturucu kullanmış olabilir. Kendi parasıyla aldığı, kendi şöhreti, kendi kazancı vesaire. Yani bambaşka bir olay, bambaşka bir dosya, hani bambaşka bir case. bu fotoğraftaki vatandaş liseden terk bir vatandaş ve lise terk bu, bu vatandaş bütün e, şöhretini, ününü, parasını ve o şatafatı e, AKP'ye kapak atmak kapak atmasına borçlu. Yani e, güç için orada. Evet. Ve yalnız değil bir sürü de insan var. Tarkan'la kıyaslamada hikaye yok. Orada arada Milli Gazete buna da baksa keşke hükümetin 3. Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın 3. ortağı olarak Türkiye İsrail'e büyük elçi atamaya hazır olduğunu belirtmiş. Şalondan getiriyorum. Milli Gazete baksa ya buna ilgilense ya nasıl olur İsrail'e büyük elçi atarsınız falan diye böyle bir atarlansa ya yapmazlar. O arada Anayasa Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu iki başvurusu vardı. Vekillikten düşürülme başvurusuna yetkisizlik vermiş reddetmiş. Ahime götürüyor bunu. E, ceza dosyası ceza dosyası ile ilgili başvuru içinde halen karar bekliyoruz diyor. O arada eee cezaevine teslim olması gerekiyor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun. Bu amaçla kendisine 10 günlük süre verildi ve bu süre galiba yarın ya da öbür gün doluyor. E, belki bugün de dolmuş olabilir bilmiyorum. Ömer Faruk Gergerlioğlu teslim olmayacağını açıklamıştı. Bakalım ne olacak? O konunun da yakından e, takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bakalım ne olacak? Çekirge bir sıçrar iki sıçrar konulu yayınımızı böylelikle noktalıyoruz. 32 dakikayı geride bırakmışız. Yarın güne bakışta Turan Görür Yılmaz sizlerle olacak. Cuma günü biz iki profesör, iki ekonomi profesörüyle haftanın analizini birlikte yapacağız. Özgür Düşünce'de Eser Karakaş ve İbrahim Öztürk'le. Cuma günü buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim.